başladı. Bir lisanın kamusu, kamusu o lisanda müstamel kullanılan kafi lügati tüm kelimeleri cami içinde olacak, barındıracak. Ve o lisanda kullanılmayan kelimelerden ari olmak şarttır. Ari olmak şarttır. Onlardan arındırılması şarttır. Bu halde lisanımızda müstamel kullanılan ve gayrimüstamel kullanılmayan müstamel olan kelimat-ı arabiye ve farisiyeyi cami olup da asıl Türkçe kelimelerden ari olan lügat kitapları lisanımızın malı olmadığı gibi sırf Türkçe kelimeleri havi olup içinde barındırıp da bizce müstamel kelimat-ı arabiye ve farisiyeyi ve ıstılahat-ı mütenevviayı cami olmayan ıstılahat terimler demek, mütenevva çeşit çeşit demek olmayan kitaplara da lisanımızın mükemmel kamusu nazarıyla bakılamaz. Efradı cami, ahyari mani tarifi. Efradı yani fertleri içinde olacak, onları kuşatacak, içinde toplayacak. Ahyari mani, gayrısına, başkası da içine alınmayacak. Her hususta olduğu gibi bu bapta dahi düstürül amel olmak iktiza eder. Lisanımız için tertip olunacak kamus bu lisanda müstamel gerek Türkiyül asıl Türkçe kelime ve gerek elsineyi sair eden diğer dillerden mehus alınan kelimat ve ıstılahatın terimlerin cümlesini cami ve lisanımızda müstamel olmayan kelimelerden ari olmalıdır. Böyle mükemmel bir kamusa olan ihtiyacımız bugünkü günde cümlece müsellem gerekliliği sabit ve şimdiye kadar lisanımızın böyle bir kitaptan mahrumiyeti ne derecelerde badi teessüf yani gönüllerde bir yara olduğu malumdur. Ancak bunun lüzumu ne kadar büyük ise cem'ü tertibi toplanması ve tertip edilmesi de o kadar müşkil ve pek zahmetli bir say ve ikdama muhtaçtır. Çalışmaya ve bu işe başlamaya muhtaçtır. Şurada bir kelime vardı. Badi teessüf. Teessüf üzülmek. Badi kelimesi aklımda kaldı. Badiye bakalım. Badi. Badi ne demekmiş? Sebep demekmiş. Yani üzülmeye sebep. Badi. Üzülmeye sebep. O zaman şöyle yapalım. Böyle mükemmel
bir kamusa olan ihtiyacımız, sözlüğe olan ihtiyacımız, bugünkü günde cümlece müsellem ve şimdiye kadar lisanımızın böyle bir kitaptan mahrumiyeti ne derecelerde badi teessüf. Burayı okumuştuk. Ömrün buradayız. Ömrümün 12 senelik bir kısmını zaptu istihlak eden, yani götüren, esir alan diyelim. Kamusul E'lam'ın kitabında sonunda lisanımızın mükemmel bir kamusunu tertibe say etmek lihime tertip etmeye çalışmaya hahiş kiran yani isteklilik mariften birçok zevat zatlar zevat-ı kiram büyük zatlar şifahen ve tahriren yazılı olarak ihtar etmişlerdi. Etmişlerdir. Uyarmışlardır. Her ne kadar Kamusul Alama peyrev olmak üzere peyreve bakmıştım ama tekrar bakayım. Peyrev. Peyrev ne demekti? Peyrev ardından gitmek. Ona tabi olmak. Ardından gitmek. Peyrev. Neredeyiz? Heh, şuradayız. Peyrev olmak üzere. Kamusul alama peyrev olmak üzere. Onu takip etmek üzere. Kitab-ı Meskûr'un hitamından evvel Kamusu Arabiye bede başlamak ve mübaşeret o işe girişmek mübaşeret etmiş idiysem de mükemmel bir Kamusu Türkiye olan ihtiyacımız Kamusu Arabiye olan ihtiyacımızdan akdem daha gerekli, daha öncelikli ve daha umumi olduğundan Kamusu Arabiye devam etmekle beraber bunun dahi tertibi hakkındaki İbramat-ı Vakiye'ye durumun bunu gerektirmesine icabet etmeyi vazaifi hamiyetten vatanperverliğimin bir vazifesi hamiyetperverliğin bir vazifesi addettim. Zaten böyle bir Kamusu Türkiye'nin tahriri yazılması eskiden beri menve-i zamirim. Yani içimde olan bir şeydi. Niyetindeydim. Olduğu halde tertibinde tasavvur ettiğim, düşündüğüm müşkilat, engeller, zorluklar cüretime bir seddi mümaniyat çekmişti. Yani bir engel olmuştu o zorluklar. Fikri acizaneme göre bir kamusu Türkiye mükemmel olabilmek için Türkiye'yül asıl Türkçe kelimeler olan kelimelerin kafesini hepsini cami olmak iktiza eder. Halbuki lisanımızın kelimelerini cem-ü zapt hususunda toplayıp derlemek, yazmak hususunda şimdiye kadar pek az himmet olunmuş ve her kavim ve ümmette lugaviyyunun esami yani lügat ilmiyle ulaşanların isimleri ve teracümü
mücellidat teşkil ettiği halde, yani onların tercümeleri ciltler teşkil ettiği halde, ciltler dolusu eser olduğu halde diğer ümmetlerde, kavimlerde, bizde bu ilimle tavaggul etmeyi, uğraşmayı, meşgul olmayı kimse düşünmeyip lisanımızın kelimatı hemen gayrı mazbut, zapt edilmemiş bir halde kalmış olduğundan böyle bir eserin mükemmeliyeti mümkün olabilmek için Türkçe'de muharrer yazılı kafe-i asarın tüm eserlerin tetebbuuyla iktifa olunmayıp bu lisanın söylendiği memalikin cümlesine, yani Türkçenin konuşulduğu diğer memleketlerin hepsine tuğlu müddeti seyahat, yani uzun bir müddet seyahat etmek, yolculuk etmek ve lisanlarını, dillerini iyi bilen sunufu muhtelifeyi ahali ile, yani orada dillerini iyi bilen farklı ahalilerle, millet, insanlarla sohbet edilerek en nadirlerine varıncaya kadar kafeyi lügat zaptu kayıt olunmak iktiza eder. Bunu gerektirir. Bu ise bir adamın bütün ömrünü buna hasretmesine, yani bütün ömrünü buna adamasına, bununla uğraşmaya adamasına mütevakkıf olduğu halde, bunu gerektirdiği halde yine vehle-i ulada pek o kadar mükemmel olamayıp ilk anda, bu ilk yapıldığında mükemmel olamayıp birbirini takip edecek logaviyyunun, lügat ilmiyle ulaşanların tetabuğu mesai, mesailerini birleştirmeleri ve himematıyla, himmetleriyle ve müruru zamanla, zamanın geçmesiyle tekemmül edecektir. Bir kemale ulaşacaktır. Bu mülahaza, bu düşünce bir kamüsü Türkiye'nin tertibine teşebbüs hususunda niyetime öteden beri bir seddi mümanaat olmakta, bir engel olmakta iken, bu defa İbramat-ı Vakaya karşı duramayıp, halin gerektirmesine karşı duramayıp, burası Arapça ibare, yanlış olabilir ama okumaya çalışacağım. Ma la yudriku kullu la yetruku kullu. Yani bir şeyi tamamen yapamıyorsan, bütün yapamıyorsan tamamını terk etme. Yapabildiğin kadar yapma aslında. Kelamı hikmet amizine, bu hikmetli söze, hikmet taşıyan söze tabiyetle kem terakkal evvelu lil ahir. Buranın manasını bilemedim. Fehvasınca, manasınca bundan sonra lisanımızda ilmi lügatle iştigal edecek, uğraşacak Üdebayı istikbal, gelecekteki edebiyatçılar tarafından kusur ve nekayisi, noksanlıkları, eksiklikleri ikmal olunmak ümidiyle, tamamlanmak ümidiyle mümkün mertebede ve elden geldiği kadar mükemmel olmak üzere
müste'inen bi avnihi teala, Cenab-ı Allah'ın yardımına sığınarak iş bu kamusu Türkiye'nin tertibine mübaşeret ettim, giriştim. Bizce ihmal ve firamuş edilip, yani gözden kaçırılıp unutulup demek ama bakacağım. Firamuştu yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakayım. Firamuş değil, hayır. Feramuştu herhalde. Evet, feramuş. Feramuş neymiş? Unutmak demek. Farsça bir kelime. Unutma, hatırdan çıkarma manasında. Feramuş. Feramuş. Neredeyiz? Şuradayız. Bizce ihmal ve feramuş edilip Şark Türkçesinde, Doğu Türkçesinde müstamel bulunan, kullanılan halis Türkçe kelimelerin ve alel husus bunlardan, özellikle bunlardan lüzumlu ve değerli olanlarının derci toplanması ve bu vecihle bunların bizim Türkçe'ye dahi kabulüyle ihya ve tamimleri umumileştirilmeleri hususuna hizmet etmek ehassı amalim iken, amal emeller demek, emelin çoğulu, arzunun çoğulu diyelim. Ehas da en özel emellerimden iken, arzumdan iken, mücerret kavmiyet ve cinsiyet muhabbeti takdir ve iltizamla bunları Arabi